Bereketli topraklardan yeniden herkese merhaba. Bu hafta rotamız Kaysı ve Zeytin Diyarı, Mersin'in Mut ilçesi. Burada duyduk ki doğal güzelliğinin yanı sıra çalışan, üreten mutlu insanlar varmış. Onlarla tanışacağız, sürpriz konuklarımız olacak. Programımız başlasın. Tarım İlçe Müdürümüz Ekrem Bayır'la ilk sohbetimizi gerçekleştiriyoruz. Müdürüm, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ekrem Bayır, veteriner hekimim, Mut Tarım ve Orman Müdürü olarak yaklaşık bir yıl görev yapmaktayım. Tarım ve Gıda Müdürlüğü dediğimizde aklımıza ilk gelen denetleme olmuyor tabii. Bunun için de sizin de bulunduğunuz ve bizzat takibini yaptığınız projeler, çalışmalar, yarışmalar, komparatifleşme yolunda nasıl yollar izliyorsunuz? Bununla ilgili sizden detaylı bir bilgi alabilir miyiz? Evet, Mut'ta üretimini yaptığımız kayısı mesela 21 Nisan'da kayısı, erkenci kayısı, sofralı kayısımızın hasat günleri etkinliğini yaptık. Ayrıca ilçemizde genel bir kooperatif veya birlik olmadığından dolayı yaklaşık bir yıl görev aldığımız sürede kooperatifleşme ve ürettiğimiz ürünlerin nasıl daha iyi pazarlanabilir, para ettirilebilir, katma değer katılabilir konusunda bir kooperatifleşme çalışmamız bugünlerde devam ediyor. İnşallah onu sonuçlandırıp ve Mut'ta tarım hayvancılık yönüyle iyi şeyler yapacağız inşallah. Peki Mut'un geçmişten bugüne tarımda ve hayvancılıkta geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz? Evet, iyi buluyoruz. Mut'ta toplamda 691 bin dekar tarım arazimiz var. Bunun 281 bin dekarı zeytin alanlarımız, 56 bin dekar alanı kayısı, 13 bin dekar alanı erik, 26 bin dekarlık alanda üzüm üretimi yapmaktayız. Ayrıca son dönemlerde badem, ceviz, yüksek rakımlı torosların zirvelerinde bunların da üretimini yapmaktayız. Bunlardan en önemlisi kayısıdır. 56 bin dönüm alanda sofralık mut kayısısı üretimi yapmaktayız. 2018 yılında 140 bin ton rekoltemiz oldu. Bunun 60 bin tonu direkt Rusya gibi ülkelere ihracatı yapılmış bulunmaktadır. Ayrıca ilçemizin mikroklima iklimi olmasından dolayı, kışın acı soğuğundan dolayı ve toprak yapısı ve nem oranında %40'ın altında olmasından dolayı sofralık mut kayısısının önemi artmaktadır. Sert ihracata, biraz sert yapısından dolayı ihracata dayanıklı olmasından dolayı yine yanak yapısından, renk özelliğinden dolayı diğer bölgelerdeki kayısıdan farkımız sofralık kayısının başkenti Mut'tur diyebiliriz. Peki kayısının evet. Hasadını bu son zamanlarda nasıl buluyorsunuz? Yani miktar olarak pazarlamasında nasıl güzellikler yaşıyorsunuz? Şöyle, ilçe tarım müdürlüğümüz olarak ziraat odamızla beraber üreticilerimizi bilinçlendirerek yeni kurulan bahçelere devletimiz, bakanlığımız, sertifikalı fidan desteğimizle her aşamasında 7/24 birlikte beraber istişare ederek erkenci türlere yönelmekteyiz. Toplam mut kayısının %20-25'i erkenci magador türü gibi, bebeko gibi erkenci türlere yöneldik. Erkenci türlerle direkt ihracata yönelerek katma değer, mesela 21 Nisan'da sezonu açtığımızda ortalama 20 liradan biz kayısı sattık. Diğer geleneksel türlerimizden ziyade çeşitlendirerek bir üretim planlaması yapmaktayız. Yine kooperatifleşmemizin de getireceği faydayla kayısıya katma değer kazandırarak, soğuk hava depolarıyla beraber biraz bekleterek üreticimiz inşallah para kazanacak. Peki bu anlamda yatırımcılarımıza bir öneriniz var mı? Önerimiz, Mut'ta ihtiyacımız meysuluk, meysu fabrikası olabilir. Muazzam bir şekilde soğuk hava depolarına ihtiyacımız var. Tarım Bakanlığımızın, bu TKDK kurumumuzun da verdiği %80'li hibelerle inşallah bu soğuk hava depoları da artarak kayısımızın yoğun piyasaya sürüldüğü Haziran ayı başlarında soğuk havada 15-20 gün bekletilerek iç piyasaya sürüldüğü takdirde düşük fiyatların görülmeyeceğine inanıyoruz. Şu an eksiklerimiz bu yönde. İnşallah bunu yine iş adamlarımızla, gerek kendi kuracağımız kooperatiflerle, gerekse büyük şehrimizin modern bir hal tesisi kurmasını istiyoruz. Bunun içerisinde soğuk hava komplekslerinde olarak bu sorunu da ortadan
kalkacağına inanıyoruz. İlçemizin sahip olduğu mikroklima ikliminden dolayı zeytinimizi ilaçlamıyoruz. Hiç ilaç görmeden dalından sofraya organik zeytin ve zeytinyağımız mevcuttur. Diğer Ege bölgesi, Marmara bölgesinde 8-9 seferde ilaçlama yapılırken bölgemizde tarımsal ilaçlama yapılmadan biz zeytinyağını iklim avantajımızdan dolayı yapmaktayız. Zeytinyağımızda asidi örneğin 0,5-0,3 asitlerde biz zeytinyağı üretimimizi yapmaktayız. Yine sofralık zeytinlerde yerel markalarımız var. Bunlar da katma değer katarak kendi markalarıyla iç piyasaya, dış piyasaya sürmekteyiz. Yine ilçemizde Gemlik, Ayvalık zeytinleri gibi, Memecik gibi, Berut gibi, ondan sonra Çöpaşı, Yağaşı, Topalaşı gibi yerel zeytin ürünlerimiz de var. Zeytin çeşitlerimiz de var. Yine zeytinimiz Mut zeytinyağı olarak 2018 yılında tescilini yaptırdık. Mut zeytinyağı olarak bu diğer bölgelerden ayrıcı özelliğimiz olarak böyle bir çalışmamız var. Çöpaşı, Topalaşı gibi yerel ürünlerimizin de yine zeytincilik araştırma enstitülerimizin de katkısıyla bunun da böyle tescillenmesi yolunda çalışmalarımız devam etmektedir. İlçemizde toplamda 12 adet zeytinyağı fabrikamız var. 10 adet zeytin işleme tesisimiz var. Bunun 4 adedi hem zeytinyağı hem de zeytin işleme tesisimizdir. Bizim ilçemiz olarak tarımsal ürünler olarak Mersin'in en önemli ilçesinden biriyiz. Fakat günümüze kadar bir birlikleşme, bir kooperatifleşme çalışmasının olmadığından dolayı dönem dönem ürünlerimiz para ediyor, dönem dönem de para etmiyor. Bu 2018 yılında biraz para etmiyor zeytinimiz. Dolayısıyla bizim de bir yıldır sürdürdüğümüz kooperatifleşme çalışmamızla Ziraat Odamızla beraber inşallah sonuçlandıracağız. Önümüzdeki sezonda serbest piyasada fiyatın belirleyici aktörleri arasına MUT Tarımsal Üreticileri Kooperatifini kurarak piyasaya gireceğiz inşallah. Bunun devamında lisanslı depoculukta yağımızı depolarsak, Salamura zeytin işleme tesislerimize MUT adına bir marka olarak zeytinlerimizi, sofralık zeytinimizi katma değer katarak işlersek, MUT zeytininin %10-15'ini kooperatif olarak işleyerek katma değer katarsak, bu yılki yaşadığımız herhangi bir böyle fiyat düşüşü olayları yaşanmaz ve fiyat konusunda da kooperatif olarak belirleyici bir aktör oluruz. Bu yönde de çalışmalarımız devam ediyor. MUT Mersin için çok önemlidir. Ayrıca tıbbi aromatik bitkiler olsun, diğer bölgemizde olmayan konularda da Tarım İl Müdürümüz Sayın Arif Abalı Bey'in de destekleriyle bir lavanta yetiştiriciliği veya bölgemizde olmayan diğer türler bitkisel üretim konusunda döner sermayemizle de her zaman desteklemektedirler. Böyle de çalışmalarımız devam ediyor, devam etmektedir. Hayvancılıkta da geldiğiniz noktayı bize nasıl anlatırsınız? Efendim, hayvancılıkta MUT ilçemiz olarak 21 bin büyükbaş hayvancılığımız adedimiz mevcuttur. 180 bin küçükbaş adedimiz mevcuttur. Gıdada da 1042 adet gıda işletmemiz mevcuttur. Hayvancılıkta tarım ilçe müdürlüğü olarak küçükbaşlarda küpe desteği olarak 25 lira küpe desteği veriyoruz adet başına. Ayrıca 500-750 TL miktarında buzağı desteğimiz var. Süt üreten üreticilerimize süt primleri desteğimiz var. Hayvancılık olarak Tarım Bakanlığımız olarak desteklemekteyiz. Ayrıca 56 sulama kooperatifimiz, 13 tarımsal kalkınma kooperatifimiz var. Bunlar da aktif olarak çalışmaktadır. Bunlara eğitim çalışmalarıyla fabrikadan gelen yeme bağımlı olmayacak şekilde hayvancılık nasıl yapılır, o konularda eğitici çalışmalarla tarım ve hayvancılık konusunda çalışmalarımız var. Bilgilendirmelerimiz var. Örneğin Göksu Vadi Irmağı kenarlarında donun vurduğu bölgelerde Yonca, Yemin Kraliçesi Yonca, ayrıca Mısır, Sılaclık Mısır, bu konularda üreticilerimizi, kooperatiflerimizi bilinçlendirerek yem maliyetlerini nasıl düşürebiliriz? Bu konuda da çalışmalarımız, projelerimiz devam etmektedir.
Ayrıca kooperatiflerimiz sütlerini üretiyor. Soğuk süt olarak ilçemizdeki ve komşu Karaman ve ilindeki Mersin merkezdeki büyük markalara sütünü pazarlamaktadır. Biz de yine ilçemizde kuracağımız tarımsal kalkınma kooperatifiyle Sayın Bakanımız Lütfü Elvan'ın, milletvekillerimizin de desteğiyle kurulacak olan organize sanayi bölgemizde tarımsal kalkınma kooperatiflerimize bir yer alarak burada süt ürünlerinden peynirdi, yoğurtu, yerel markalarımızı da kurarak markalaşmaya gideceğiz. Yine tarım ürünlerinde olduğu gibi hayvancılık ürünlerimizde de bunları yapacağız. Ve umut vaat ediyor tarım konusunda da. Çalışmalarımız devam etmektedir. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Bahsettiğiniz sektörleri yerinde izleyeceğiz programlarımızın süreçlerinde. Evet. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Umut'un zeytin bahçelerini diğer diğer gezerken hasadını gördüğümüz zeytinlerinin şimdi de sıkımını yapılan güzel bir işletmeye geldik. Yanımda bu işletmenin yöneticisi ve aynı zamanda kooperatif başkanı Hasan Bey var. Onunla kısa bir sohbetimiz olacak. Sonra buradaki işleyişlerden bilgiler alacağız. Merhaba, hoş geldiniz yanımıza. Öncelikle sizi bir tanıyalım. Ben Evrenköy'ü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Hasan Dönmez. Öncelikle bu Mersin, Mut ilçemize bağlı Evrenköy'ünde kurulmuş olan bir tarımsal kalkınma kooperatifi, zeytinyağı fabrikamız. Buraya öncelikle buraya emeği geçen Tarım Bakanımıza, emeği geçen her bütün arkadaşlarımıza, valimize, kaymakamımıza, Mut ilçe tarım müdürümüze hepsine saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Çünkü sebebine gelince burada en az 30-40 tane köye hizmet veren günübirlik hasat edilebilecek vatandaşa günübirlik taze taze dalından toplanıp direkt makinemizde işlenerekten 0405 asidi geçmemek şartıyla kaliteli bir yağ üretmemize sebep oluyor bu fabrika. O yüzden çevremize çok emek veren, hizmet veren bir yer. O yüzden ben memnunum fabrikamızdan. Yani bütün herkese de saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bu konuda da bana yardım alan kim varsa yardımlarını bekliyorum, desteklerini bekliyoruz. Bu bölgede tarımsal örgütlerin yapılanması hakkında görüşleriniz nedir kooperatif başkanı olarak? Şimdi tarımsal kalkınma kooperatifi olarak şöyle bir buranın katkısı oluyor. Üreticilerimize, müstahsillerimize, örneğin zeytin iç piyasada değer kaybetti. Fazla fiyat artışı olmadığı zaman burası köylülerimiz açısından bulunmaz bir vel nimet haline geliyor. Çünkü neden? Vatandaş en azından diyor ki bugün fiyat iyi değilse diyor, nasıl olsa yağ fiyatları çok iyi diyor. Zeytinini getirip yağ sıktırıyor. Yağını kooperatife satış yapabiliyor. Oradan bir kazanç elde ediyor. Köylüye böyle bir faydası oluyor kooperatiflerimizin. Kooperatiflerimizin de çevreden üyelerinden mesela destek olarak da nedir bizim maddi değil de manevi destek. Ürünlerini kooperatife getirerekten değerlendirdikleri zaman daha iyi sonuç alınıyor. Ben o yüzden üyelerime de saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Onlar da bunu dikkate alacaktır. Evet efendim. Peki genel olarak Mut'un tarım sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz? Mut'un tarım sektörü geleceği bir 5-10 yıl sonra ben inanıyorum çok çok daha iyi olacak. Yani Mut belki de Türkiye'nin sayılı böyle en iyi birinci derecede tarımda öne gelen bir ilçesi olacağına inanıyorum. Çünkü öncelik zeytin. Zeytin de artık bugün İç Anadolu'ya yakın olduğu için herhangi kurtlanma yapmıyor. Ürünlerimiz güneşini daha iyi alıyor, rüzgar dediğimiz poyrazını daha iyi alıyor. Artı genel olarak yamaçlarda %80'i zeytinlerin kıraç araziler şu an. O yüzden hem zeytinyağında kalite artışı oluyor, hem de asit oranı çok düşük çıkıyor. Artık kayısı da artık Malatya'dan sonra Bencet Turfan'da olduğu için Malatya kayısı da birinci deniyor ama turfandacılıkta da Mut birinci. Bu yüzden Turfan'da kayısıcılar üretildiği zaman, Turfan'da üretildiği zaman daha iyi paralar satılıyor. Daha iyi pazar buluyor. O yüzden kayısıcılık da zeytinden sonra ikinci bir ön planda en iyi ürün olarak görüyorum. Erik yine aynı dediğimiz can erik. Türkiye genelindeki düşündüğümüz zaman ilk turfanda can erik çıkan bölgelerden birisi Mut ilçemiz. Bundan da bu tarım Mut'ta böyle olduğu için de tarıma dayalı bütün arkadaşları teşekkür ediyorum yani bu çalışmalarından dolayı. Peki başkanım, ileriki dönemler için ürünlerinizin markalaşmayı düşünüyor musunuz? Evet efendim, hem zeytin olarak hem zeytinyağı olarak
markalaşıp piyasaya, yani belli bir işte kooperatifimiz adı altında marka olarak piyasaya sürmeyi düşünüyoruz. Bunu yaptığımız zaman da daha iyi gelir elde edeceğimize inanıyorum. Zeytinin dışında kooperatifinizde alternatif çalışmalarınız var mı? Şu an düşündüğümüz çalışmalarımız var. Mesela bizim paketlememiz var, paketleme makinemiz var. Daha hiç montajı yapılmamış, streçlenmiş haliyle duruyor. Bunu faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Bunu da faaliyete geçirmek istediğimizin tek amacı, üyelerimizin mesela getirdiği, sıktırdığı zeytinlerini paketleyerekten satışa sunduğumuz zaman ambalajlı paketi daha güzel olduğu için daha iyi bir para kazanacaklarını vaat ediyorum üyelerimizin. Bu konuda da üyelerimizin bize, yani manevi olarak nedir? İşte zeytinlerini getirip burada işletmeleri, işte yağlarını getirip burada paketlemeleri. Bu konuda da üyelerimle ben bir çalışmada bulunuyorum şu an. Şey olarak da zeytinlerin de mesela burada kırma zeytin, çizma zeytin, sele zeytin dediğimiz öyle bir faaliyet gösterip üyelerimizin, ama yani maksatımız üyelerimize daha iyi gelir elde etmek, daha iyi kazanç sağlamak. Yani böyle bir planımız, çalışmamız var. Onlar da bunu dikkate alacaktır. Evet efendim. Sizin de kayısı bahçeleriniz vardır mutlaka. Var. Benim de daha yeni nesil Mikado dediğimiz 10 Nisan'da çıkacak bir kayısı bahçesi kurdum. O da örnek olarak bu bölgede şu an yetişiyor. Oraları da gezebiliriz öyleyse. Gezebiliriz. Başkanım, kayısı ağacımız var, bahçemiz var dediniz. Evet efendim. Geldik. İşte aynı zamanda biz başkanlık görevi yaptığımız kadarıyla çiftçilikle de uğraşıyoruz. Burasının toprak yapısı, doğa olarak güneşini, rüzgarını çok iyi aldığına inandığım için kayısı bahçesini ilk yaptım buraya. Hem erkencilikte Mikado çeşidi dediğimiz bir çeşit. Bu kayısının en iyi özelliğinden birisi, bir yaşında bile iyi bakıldığı zaman 5 kilo ile 10 kilo arasında verim alabilecek bir cins. Bu da nedir? Çiftçimiz açısından çok iyi bir geriye dönüş, kısa vadede geriye dönüş yapacağı için çiftçimize çok büyük katkıda bulunacağına inanıyorum. Öbür çiftçi arkadaşlarımıza da yani bu konuda yönlendiriyorum. Yani bu bölgede daha ilk yaptık bu kayısıcılığı. Ama çok iyi sonuç alacağımıza inanıyorum. Başka ağaçlarımız daha şu gördüğünüz haliyle 9 aylık. Kaç ay sonra meyve vermeye başlayacak? Bu yıl önümüzdeki Nisan'ın 15'inde nasip olursa 3 kilo 5 kilo civarında verim almayı düşünüyoruz bu ağaçlarımızdan. Bu da nedir? Hem ülke ekonomimize bir katkı demektir. Hem mut açısından bir yenilikçilik olarak turfanda, yani insanlar ilk diyecekler ki 10 Nisan'da da mutta kayısı çıkabiliyormuş diye. Bu da bu yenilik açısından çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bu bölgede ilk izlediniz. Neden bu bölgede ekmiyor çiftçilerimiz kayısıyı? Bu bölge tarıma da tapuluydu ama kapalı alan olduğu için işte nedir, fundalık, çalılık. Ben dedim örnek olalım. Görsünler köylülerimiz, çiftçilerimiz görsün. Yani şimdi bak etrafta herkes arazisini gördüğü için tekrar etkilendiler. Arazi açtırmaya başladılar. Yani bizim için hem ülkemiz açısından hem toplum açısından iyi olduğunu inanıyorum. Keşke herkes böyle bağına bahçesine daha iyi sahip çıksa, daha iyi bir üretim yapsa. Nedir bu? Hem ekonomimize hem ülkemize çok büyük katkılarda bulunacağına inanıyorum. Çok iyi olacağına inanıyorum. Bu konuda da bütün çiftçilerimin arkamda böyle bu konularda destek olmasını istiyorum. Peki. Başarılar. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Size de Bereket TV olarak taburalara kadar zahmet verip çekim yaptığınız için sizlere de saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, Mut gezimiz tüm güzelliğiyle devam ederken şimdi de Mut Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Halil Bey ile faaliyetleri hakkında konuşacağız. Merhabalar, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Halil Işık, ziraat yüksek mühendisiyim. Mut Ziraat Odası'nda yaklaşık bir senelik yönetim kurulu üyeliğim devam etmekte. Burada doğdum. Buradan hale ticaretle uğraşıyorum kendim. Evliyim, bir kızım var ve aynı zamanda da çiftçiyim. En önemlisi. Peki, odanızdaki faaliyetlerden bahsedelim isterseniz. Tabii ki. Odamızda faaliyetler adı altında en önemlisi 1992 yılında kuruldu. Amacı çiftçilerimize haklarını, menfaatlerini korumak, çiftçilerimize fayda sağlamak amacıyla kuruldu. Tabii ki Odalar Birliği'ne bağlı olarak tüzel bir kurum. Amacı Mut çiftçisine, Mut halkına yardım etmek, yardımcı olmak, onların üretimine, pazarlamasına hem bilgi amaçlı hem de destek amaçlı korumak, menfaatlerini korumak amacıyla kurulmuş bir kurum. Ve ben de burada bu kurumda şu an yönetimde yer almak ve çiftçilere yardım etmek babında mutluyum. Yapabildiğim kadar da yapmayı istiyorum.
Peki komparatifleşme yolundaki çalışmalardan biraz bahsedelim. Biz genelde komparatif başkanlarıyla da görüşeceğiz. Mutlu İlçe Müdürlüğümüzle yine aynı şekilde komparatifleşme yolundaki çalışmaları konuşalım. Bir de sizden dinleyelim. Kooperatifleşme zeytin bizim Mut ilçesinde en önemli üretim başında zeytin geliyor. Kooperatifleşmeyi biz de istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Bunun çiftçimize her şeyden önce çiftçimize daha faydalı olacağını, ürünün daha iyi bir pazar bulmasını, daha iyi fiyatlarla satılması amacıyla bununla ilgili çalışmalarımız var. Devam ediyor. Sonuca ulaşmak amacıyla da ilçe tarım müdürlüğüyle birlikte koordineli bir şekilde sonuçlandırmak, en kısa sürede sonuçlandırmak istiyoruz. Çünkü zeytin, özellikle zeytinde yaşanılan bazı sıkıntılar var. Bu sıkıntıları da kooperatifle ya da kooperatif birliği adı altında çözeceğimize inanıyoruz. Danışmanlık sistemiyle ilgili bir çalışmanız varmış. Bir de ondan bahsedelim. Evet, odamızda 5 kişi şu an çalışmakta. Danışmanlık zaten önceden yoktu. Biz geldikten sonra danışman adı altında ziraat mühendisi arkadaşlarımızı çalıştırmaya başladık. Amacımız çiftçilere daha iyi destek, daha bilgilendirme. Arazide özellikle odada değil, arazide yanlarına giderek faydalı bilgiler, onlar için olumlu şeyler söyleyerek bilinçli bir çiftçi oluşturmak zaten temel amaç. Onun için danışmanlara önem veriyoruz ve inşallah nasip olursa bir ya da bir iki kişi daha odamıza katmak istiyorum. Peki ziraat odası olarak ziraat mühendisi desteğiniz nasıl çiftçilerimize? odada ziraat mühendisi, özellikle yönetimde bir ziraat mühendisinin olması tabii gurur verici. Bu kendi adıma. Her konuda, çünkü Mut sadece zeytin, erik, kayısıdan ile değil, Antep fıstığı, ceviz, elma ve diğer sebzeler, yani domates, biber, salatalık, kavun, diğer sebzelerin de yetiştiği mikroklima iklimi sayesinde güzel bir şehir, tarım şehri her şeyden önce. Burada ziraat mühendisi olarak görev yapmak tabii hem onur verici hem de gurur verici, ama en önemlisi çiftçiler adına güzel. Çünkü bu konuda bilgilendirme yapıyorum. Özellikle yönetim kurulu ve başkanımızla birlikte köylere, mahallelere geziler yapıyoruz. Bu konuda bilgilendirme yapıyoruz elimizden geldiği kadar. Yetişen bir mahallede ya da bir köyde yetişen bir ürün hakkında akşam sohbetleri yapıyoruz. Çiftçilerimiz daha iyi, acaba nasıl bu ürünü yetiştirebilir? Daha az masrafla daha çok kar elde etmesi için uğraşıyoruz. Odamızda şu an aktif olarak 17.885 kayıtlı üyemiz var. Mut'un nüfusu 62.700, yani ortalama 1/4'üne tekabül ediyor. Bu da Mut için kısacası bir tarım ilçesi, çiftçi yurdu diyebiliriz bu konu hakkında. Mut'ta genel itibariyle kayısı, zeytin, erik tarımı öncelikli olarak sayabilirim. Yaklaşık olarak yıllık rekoltede 400 bin ton zeytin, 25 bin ton da yağ üretimimiz var Mut ilçesinde. Yaklaşık da 120 bin ton kayısı üretimimiz var. Diğer sebze alanlarında da hatırı sayılır bir oranımız var dışarıya pazarı sunduğumuz. Özellikle domates, biber, kavun yetiştiriciliğinde dışarıya malımız gitmekte. En güzel tarafı, 2007 yılında kayısının coğrafi tescilini aldık. 2018 yılında da zeytinin ve zeytinyağının coğrafi tescilini almış olduk. Ziraat odası olarak bizler bu konuda özellikle Mut gibi tarım yerinde bize büyük görev düşmekte. Çünkü 96 tane mahallenin ayrı ayrı coğrafyalarda, ayrı ayrı mahallelerde yetişen ürünleri hitap etmek, onlar hakkında çiftçiyi bilgilendirmek, onlara yardımcı olmak istediğimiz ve yapmak istediğimiz en önemli şey. Biliyorsunuz odalar bazı yerlerde aktif, bazı yerlerde pasif kalıyor. Ama biz Mut Ziraat Odası olarak güçlü olduğumuza,
çalıştığımıza, çiftçilere yardımcı olduğumuza inanıyorum. Bu konuda bilgilendirmeler, sempozyumlar yapıyoruz. Özellikle zeytinin tanıtımında biliyorsunuz daha önceleri Canan Profesör Doktor Canan Karatay gelmişti. Yıllardır da geliyor sağ olsun. Tanıtımda bizim önemli rol oynadı. Şimdi de sizler Bereket TV sayesinde bir nebze olsa ürünlerimizi dışarıya tanıtabilirsek ve bundan da çiftçiler memnun kalırsa ne mutlu bize. Yeni sempozyumlar, yeni gittiğimiz mahallelerde her türlü bizden desteğini hiç esirgemeyen başkanımız Hıdır Kar ve yönetim kurulu arkadaşlarımız, abilerimiz sayesinde çiftçilerimize daha iyi, daha güzel projeler, bilgilendirmeler ve odamızın yapması gereken her şeyi fazlasıyla yaparak onlara fayda sağlamak istiyoruz. Bu keyifli sohbetten dolayı Halil Bey'e teşekkür ediyoruz. Şimdi başka bir yerde, başka bir konuğumuzla programımız devam ediyor. Sevgili izleyiciler, Beci Kooperatif'in bünyesinde olan güzel bir çiftlikteyiz. Yanımda kooperatif başkanımla beraber, arkamda da bu güzel hayvanlarla beraber güzel bir röportajımız olacak. Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Hüseyin Kaçar. Çamlıca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanıyım. Aynı zamanda Beci diye de geçiyor tabii ki sizin söylediğiniz gibi. Ve yaklaşık olarak 15 senedir kooperatif başkanlığı yapmaktayım. Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanlığı yapmaktayım. Kooperatifimiz 1981 yılında Orman Kalkınma Kooperatifi olarak kurulmuş. Ve 90'lı yıllarda Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak isim değişikliğine gidilmiş. Ve de 95-96 yıllarında 100x2 süt sığırcılığı projesi uygulamış. Ve o gündür bugündür de aynı faaliyette devam etmekteyiz. Kooperatifimiz genellikle süt ve yem üzerinde faaliyet göstermekte. Yaklaşık 180 falan üyemiz bulunmakta. Bunun 80 veya 90 civarında aktif üyemiz var. Hayvancılık üzerine uğraşan küçükbaş olsun, büyükbaş olsun, süt sığırcılığı ve küçükbaş besi hayvanlar olsun. Yani bu faaliyette devam etmekteyiz şu anda. Alternatif olarak başka alanlarınız var mı kooperatifinizde? Tabii ki. Şimdi Orköy kredisiyle hibeli iş makinemiz var, eskavatör. Ve bu da bizim kooperatife ayrı bir ek gelir sağlamakta. Aynı zamanda orman işleri yapmaktayız. Ve üyelerimizin bütün tarımsal girdi çıktıları hepsi kooperatif adı altında gitmekte. Ve yani bu da nasıl oluyor? Tabii ki hem yöneticisi hem üyeleri kooperatife sahip çıktığı zaman hepsi bir arada güzel bir şekilde yürüyor. Ve tabii ki bölgede de parmakla gösterilen kooperatifler arasındayız. Kooperatifimiz de zaten hayvancılık üzerine yıllardır bu işte faaliyet göstermekte. Şimdi öncelikle hayvancılık yapacak olan insanlar veyahut da üreticilerimiz bazı şeyleri, bazı hayvan yemlerini falan kendileri üretmeleri lazım. Şu anda yem fiyatları aşırı şekilde yükseldi. Ve biz de daha önceden bizim kendi kooperatifimizin yem kırma, karma makinesi vardı. Biz geçen günden bu yana onu kurduk. Elinde buğdayı, arpası ve benzeri buna benzer tahıl olan kişiler hepsi orada yeri geldi şey yapıyor, kırıyor. Ve artı ayda 10 çuval yem alacaksa 5'e düşürdü. Yani bu şekilde ayakta durmaya çalışıyoruz. Tabii ki bunun ilerisi ne olur? İyi olacak. Temennimiz o, iyi olmasını da hedefliyoruz. Yani bu şekilde mücadele edildiği zaman da yani bu iyi olur diye düşünüyorum. Evet, yeme uyguladığınız sistemle süt verimi nasıl oldu? Bunun için bir artısı oldu mu yaptığınız projelerde? Ya tabii ki tabii ki. Yani şimdi biz bu işleri bilinçli olarak yapıyoruz. Araştırarak yapıyoruz. Şu anda mesela bizim şu andaki uyguladığımız sistem gerçekten fabrikadan alınan yemle bir farkı yok. Tabii bunu şimdi pelet yemler çıktı, bilebilmem granül yemler çıktı. Bunları çok da bir farkı olmuyor ama toz olarak çıkartıyoruz biz. Tabii ki faydası oluyor. Eskiden granül yem de yoktu, pelet yem de yoktu. Yani eski sisteme dönüyoruz. Daha iyi olacağı kanaatindeyim şu anda. Sonucu değerlendirecek olursak sütü nereye pazarlıyorsunuz? Sütümüzü tabii ki kendi burada Mut'ta süt fabrikalarımız var. Aynı zamanda Karaman, Adana bölgesi. Şu anda biz Karaman'a veriyoruz sütümüzü. Karaman'a gönderiyoruz. Burada sabah akşam toplayıp soğuttuktan sonra zaten fabrikanın aracı gelerekten buradan götürüyor. Son olarak kooperatifinizle ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Unuttuğunuz, detayını vermediğiniz? Vallahi kooperatifçilik güzel bir şey.
Bölgede gerçekten şu anda parmakla gösterilen bir kooperatifiz ve de bu mücadeleden geçiyor ve birlik beraberlikten geçiyor. Şimdi biz bu 90'lı 80'li yıllardan beri kooperatifi ayakta tutabiliyorsak bu bilin ki üyelerimizin kooperatifine sahip çıkması, gelen yöneticilerimizin kooperatifine sahip çıkmasıdır. Ve bölgeye gerçekten bizim ilk proje uygulandığında Holstein ırkı, Hollanda'dan geldi bizim hayvanlar, Holstein ırkı bölgeye yayılmasında, süt sığırcılığının bölgeye yayılmasında kooperatifimizin çok büyük rolü vardır bu konularda. Benim söylemek istediğim, birlikten kuvvet doğar, kazanmanın yolu kazandırmaktan geçer diye düşünüyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden dolayı sohbetiniz için. Başarılarınızın devamınızı diliyoruz. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi yine güzel bir çiftliğe geldik. Ve bu güzel çiftliğin sahibini hemen bulmak istiyorum. Çünkü buradaki hayvanlar çok temiz ve şirin görünüyor. Merhabalar. Merhaba. Sizi bir tanıyalım. Mut Dağ Pazarı Kooperatif Başkanı Ertural Gün. Eşim Kevser Gün. Merhabalar. Merhaba. İşletmenizde ailece çalışıyorsunuz herhalde. Evet. Evet. İkimiz, hanımla ikimiz yapıyoruz bu işi. Peki buradaki işleyişlerden bahseder misiniz bize? Neler yapıyorsunuz? İneğe hanım sağar. Aa, çok güzel. Yemlerini de ben kendim veririm. Kaç yıldır hayvancılık yapıyorsunuz? 13 yıldır. Aa, çok iyi, uzun bir rakam. Peki eskiye göre şimdiki hayvancılığı nasıl buluyorsun? Çok rahat. Çok iyi yani. Herkese de tavsiye ederim, bayanlara, erkeklere, gençlere. Biz, eşim 60'a varıyor, ben 50'yi geçtim, 55. Çok rahat bakıyoruz yani, ikimiz bakıyoruz. Yani şunu demek istiyorum, eskiden mi daha iyiydi hayvancılık? Rahat, şimdi daha rahat tabii. Eskiden öyle değil, şimdi daha rahat. Yani her şey, teknoloji, evet. 100 mala 1 saatte bakımı, sağımı, her şey biter. 1 saatte 100 malın. Evet. Eskiden, bu da makinelerden. Eskiden 5 evet, mala da 1 saatteydi. Eskiden 5 inek 1 saatteydi. Şimdi 100 mal 1 saatte. Bu da sizin işinizi kolaylaştırıyor. Evet, çok kolaylaştırıyor. İşte desteklerini bekliyoruz büyüklerimizin. İnşallah. Bana arttırmak istiyoruz. Herkese de tavsiye ediyoruz. Çiftçiliği, hayvancılığı, büyükbaşı. Evet. Peki. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Kolay gelsin diyoruz sizlere. İzleyiciler, Kemilli Köyü'ndeyiz. Kooperatif Başkanı ile beraber kısa bir sohbetimiz olacak. Daha sonra köyün detaylarını sizlerle beraber tanık olacağız. Başkanım merhaba. Öncelikle sizi merhaba. Bir tanıyalım. Ben Abdülkadir Kaya, Kemilli Karadiken Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanıyım. Bereket TV ve çalışanları bu fırsatı bize verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Kooperatifinizde nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Bize bunlardan biraz bahseder misiniz? Kooperatifimiz kuruluş 2004. Bir hayvancılık projesi, 100x2 hayvancılık projesi, fon kaynaklı. Bu 2009'da proje faaliyete geçti. Kurucu başkanıyım. 98x100 olarak üyelerimize ahır, işletme binası, soğutucu, yem ezme makinesini aldık. Ahırlarımızı yaptık. 2009'dan beri süt faaliyeti yapıyoruz. Üreticilerimizin yemlerini, sütlerini pazarlıyoruz. Yemlerini dağıtıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Hayvancılığımızla ilçemizde ve bölgemizde, Mersin'de kooperatif anlamında ve hayvancılık anlamında çok güzel gelişti. Bunun başarıları bizim anlatmamızda değil, bugün il ve ilçe müdürlükleri, il müdürlükleri, diğer kooperatifler, süt sanayicileri, yem sanayicileri bizim gücümüzü biliyorlar. Bunun için iyi bir yere geldik. Ha, eksiklerimiz yok mudur? Tabii ki vardır. Bu eksiklerimizi zaman zaman gidermeye çalışıyoruz. İki tane süt aracımız var. Sütümüzü topluyoruz. En güzel şekilde değerlendiriyoruz. Hacı Nuhlu Köyü'nün muhtarıyla beraberiz. Biraz kendisinin görüşlerini alacağız burayla alakalı. Merhabalar. Öncelikle sizi bir tanıyalım. Merhaba. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Öncelikle Bereket TV'ye ben köyüm, mahallem adına bizlerin sesimiz olduğunuz için teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Biz teşekkür ederiz. İsmim Yakup Ceylan, Mersinili, Mut ilçesi, Hacı Nuhlu mahalle muhtarıyım. Eski köy, yeni
mahalle olmuş durumdayız. Köyümüz 135 hane, 350 civarında nüfusumuz var. Hayvancılık çok az, %80 tarım, %20 hayvancılıkla uğraşıyoruz. Geçim kaynaklarımız zeytincilik, kayısı, nar, incir, elma gibi devam eder. Şu anda zeytin hasatına başladık. Zeytinimiz gerçekten Türkiye'de bir numara olduğunu söyleyebilirim. Çünkü mikro klima denilen bir torosların eteğinden ilaçsız, kurtsuz bir zeytin ürünümüz var. Gerçekten dünyada, Türkiye'de demiyorum, dünyada tek markayız diyebilirim bu konuda. Çiftçimiz inşallah yüzü gülecek bu konuda. İnşallah. Evet, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çatal Harman Kooperatif Başkanı Ahmet Çetin'le beraberiz. Kendisiyle kısa bir sohbetimiz olacak. Sonra programımız devam edecek. Ahmet Bey merhabalar, hoş merhabalar, geldiniz. Hoş. Öncelikle sizi bir tanıyalım. Ahmet Çetin, Mut'un Çatal Harman köyünde doğdum, büyüdük. Lisede Mut'ta okuduk. İşte 2005 yılında nasip oldu, Çatal Harman Kooperatif Başkanı olduk. Ondan beri de devam ediyoruz. Kooperatifinizle ilgili bize neler söylemek istersiniz? Kooperatifimiz 18.01.2005 yılında kuruldu. Kuruluş Genel Kurulu'nda kooperatif başkanı olarak seçildim. Kooperatifimizi ve köylülerimizi nasıl daha iyi bir şekilde yardımcı olabilir köylülere kooperatif diye çalışmalar içine girdik. Öncelikle orman işleri yapmaya başladık. Ardından köylülerimizin hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için fabrikalarla görüştük. Ucuz ve vadeli yem vermeye çalıştık. Uzun yıllar bu şekilde vermeye de devam ediyoruz. Kooperatifinizdeki ekipmanlardan bahseder misiniz? Onlar da vardır herhalde. Evet. Kooperatifimizin şimdi yem ve süt işini yaptıktan sonra orman işine devam ettik ve 2009 yılında Orman Genel Müdürlüğü'nün alım garantili fidan üretimi programının dahilinde Orman Genel Müdürlüğü'ne kooperatifimizin ortakları çalışmak kaydıyla 1 milyon civarında fidan üretimi yaptık ve köylülerimize de ve ortaklara iyi bir istihdam sağladık burada kooperatif ortaklarımıza. 2014 yılında Orköy'den eskavatör, paletli eskavatör alarak Mut'ta bir ilke imza attık. Kooperatifçilikte ilk paletli eskavatör alan kooperatif olarak Mut'ta kayda geçtik. Allah'a şükürler olsun. Şu anda yem ve süt işimiz yine devam ediyor. Orman işleri de devam etmektedir. Buraya kadar çalışmalarınız başarılı yönde ilerlemiş. Peki önümüzdeki yıllarda tarım sektörüyle ilgili hedefleriniz var mı? Evet, kooperatifimizle alakalı ileriye dönük bir projem şu anda zihnimde canlandırıyorum. Bilindiği üzere Mut'ta organize sanayi bölgesi kuruluyor. Buradaki parsellerden bir tane de kooperatif olarak almayı hedefliyoruz ve burada zeytin, zeytinyağı ve zeytin, pakatleme ve salamura, zeytinyağı, pakatleme işi entegre bir tesis kurmayı hedefliyorum. Buradan bir kooperatifimize yer aldığımız zaman burada da köylülerimizin zeytinini ve köydeki çalışmayan, işsiz olan kooperatif ortaklarına istihdam, aynı zamanda zeytini en iyi şekilde nasıl değerlendirebiliriz? Zeytinyağını en iyi şekilde nasıl değerlendirebiliriz? Mut'ta bu eksiklik, birlik kuruldu, faaliyete geçmedi. Kooperatif olarak inşallah bize nasip olur diyorum. Peki, başarılarınızın devamını diliyoruz. Sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam ederken başka bir yerde, başka bilgilerle karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Sevgili izleyiciler, Mut Zeytin Diyarı gezimiz devam ederken şimdi de Kurt Suyu Kooperatifinde bulunuyoruz. Yanımda Dernek Başkanımız Bekir Bey'le sohbetimiz olacak. Sonrasında da içerideki işleyişlerin görüntülerini sizlerle paylaşacağız. Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Öncelikle bir sizi tanıyalım. Bekircan Kışlaköy Muhtar, aynı zamanda Kurt Suyu ve Çevre Köyleri Kooperatif Başkanı. Öncelikle tüm çiftçilerimize zeytin sezonunun hayırlı olmasını vesile dilerim. Burada neler yapıyorsunuz? İşleyişleriniz nelerdir? Zeytin yağı sıkıyoruz. Sadece zeytin üzerine. Yazın erik kayısı sezonunda halimiz var. Ora. İlk sezonu nasıl buluyorsunuz? Vallahi dün bir, bugün iki. Bilmiyoruz ama iyi geçmesini bekliyoruz bu yılın sezonunun.
Hayırlı sezonlar diliyoruz. Sevgili izleyiciler, şimdi de Silifke'de limon bahçesindeyiz. Yanımda bu bahçenin sahibi Ali Bey var. Genel olarak tarımla alakalı sohbetimiz olacak. Sonra buradaki işleyişlerden bahsedeceğiz. Merhabalar. Öncelikle biz sizi Merhaba. Tanıyalım Ali Bey. Adım Ali Yalçın. Tarım ve ziraatla uğraşıyorum. Rahmetli babadan kalma bizim 30 dönüm bir limon bahçemiz vardı. Ona biz ek yaptık. Ve memnunuz da. Hafta sonları geliyorum ben. Benim başka işlerim de var. Hafta sonları geliyorum. Narinciye ile meşgul oluyorum, limonla meşgul oluyorum. Benim için hem bir hobi oluyor hem de bir ek gelir olmuş oluyor. Peki zorlandığınız bir şey oluyor mu? Sonuçta yapmış olduğunuz işlerin dışında bir işe atılmış oldunuz. Evet. Ve bu konuda memnun musunuz? Memnuniyetinizi diğer bu işi yapmak isteyen insanlara mesajınız olur mu? Bir kere herkes Türkiye'de üretici olmalı. Akdeniz bölgesi hakikaten çok çok verimli topraklarımız var. İnsanlar bir tarımla uğraşmalı. Yani hobisine göre başka şeylerle de uğraşmalı. Bakın benim mesela burada 30 dönüm, 25-30 dönüm yerimiz vardı. Onu büyüttük. Bir yerde de ek gelir oluyor. İnsanlara da ek gelir olabilir. Boş zamanlarında özellikle Akdeniz gibi bir bölgede bu tip işleri yapmalarını tavsiye ederim. Bu bölge gerçekten tarımla alakalı çok güzel topraklara sahip. Peki siz burada nasıl bir verimlilik sağlıyorsunuz? Verimliliği nasıl, pazarı nasıl, memnun musunuz? Şimdi şöyle, pazarı bazı yıllar çok güzel prim yapıyor. Limon olsun, portakal olsun. Ama bazı yıllarda gerçekten çok yani maliyetini bile karşılamıyor. Mesela geçen sene limon dalında 2 liraydı. 2017 yılında. Bu sene dalında 1300 ile 1500 arası değişiyor. Doların bu kadar yükselmesine rağmen. Ama yine de piyasanın düzelmesiyle alakalı umudumuz var değil mi? Tabii ki ihracatın artması lazım. İhracat artarsa tabii ki limona da talep olur. Talep olan yerde de fiyat yükselir. Bu bir ticaretin gerçeğidir. Ağaçlarınızın verimliliğini artırmak için ne tür faaliyetler uyguluyorsunuz? Öncelikle yıllık bakımlarını normal bir şekilde yapmamız lazım. Eğer herhangi bir hastalık, herhangi bir limonun, narinciyenin kendine göre bir takım hastalıkları vardır. En ufak bir şeyden şüphelendiğimiz zaman ziraatçılarımız var. Hemen yapraktan örnek alıyoruz, topraktan örnek alıyoruz. Herhangi örnek aldığımızda hemen gösteriyoruz. Bunlara hangi ilaç kullanalım diye. Kendi kafamıza göre, ben kendi kafama göre ilaç atmıyorum. Her şeyi soruyorum. Ehline sormak lazım çünkü. Ona göre ilaç atıyoruz. Peki uzun yıllardır beraber çalıştığınız emektar insanlar var. Bir de onları tanıyalım. Merhabalar. Öncelikle kendinizden bahseder misiniz? Hoş bulduk. Vallahi ben burada 30 senedir Ali abinin bahçesine bakıyoruz. Eşim öldü. Başına sağ olsun. Sağ olun. Ben de devam ettiriyorum. Sağ olsun Ali abi, göndermedi bizi. Allah razı olsun. Tek başınıza bayan olarak çalışıyorsunuz. Evet, evet. Buranın bütün işleriyle siz ilgileniyorsunuz. Bütün işleriyle ben meşgul oluyorum. İşçi tutuyorum. Ben hesabını tutuyorum. Ondan sonra Ali abiye gönderiyorum. Ali abi parasını gönderiyor. Ne güzel. Yani. Allah emeğinize sağlık. Yani bir bayan olarak, bir kadın olarak tek başınıza bu işlerin üstesinden gelmeniz gerçekten takdir edilecek bir konu. Peki gün içerisinde neler yapıyorsunuz? Buradaki işlerinizden biraz bahsedin. Burada şimdi sabahleyin erkekler, kadınlar gelir. Erkekler budar. Kadınlar çalısını toplar. Bir yere götürürüz, yakarız. Ağacı yakmamak şekilde. Ondan sonra ikinci saati gelince herkes dağılır gider. Sabahkine aynen devam ederiz. Bitinceye kadar böyle. Sen de onlarla çalışıyor musun? Çalışıyorum, ben boş durmuyorum. Ben zaten kendime iş buluyorum. Sevgili izleyiciler, şimdi de Türkiye'nin neredeyse tüm bölgesinde tarım ve hayvancılıkta başarı sağlamış Abalıoğlu Holding'in Mersin'deki yumurta üreticiliği tesisine geldik. Bakalım içeride bizi ne gibi sürprizler bekliyor. Buyurun efendim. Efendim, üzerimdeki kıyafetlerden de belli olduğu gibi tesis yerindeyiz. Şimdi bu tesisin müdürü yanımda. Onunla bir sohbetimiz olacak. Sonra içeriden görüntüler alacağız. Merhabalar. Öncelikle sizi bir tanıyalım. Adım Cesur Sarıoğlu, işletmenin müdürüyüm. İşletmemiz Mersin lokasyonda, 1300 rakımda. Gelirken siz de fark etmişsinizdir. Yol güzergahında her an karşınıza keçiler, tavşanlar, sincaplar çıkabiliyor.
doğayla baş başa, doğayla iç içe bir tesisimiz var. Tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Peki bu bölgedeki işletmeniz kaç yıldır mevcut? İşletmemiz 2013 yılında kuruldu, faaliyete geçti. Şu an için işletmemizde 1 milyon tavuk kapasitemiz var. Aşağıda gördüğünüz gibi işletmede inşaat ve yatırım işleri devam ediyor. İlk plandaki hedefimiz 500 bin kapasite ilave etmek, yani 1,5 milyon kapasiteye çıkmak. İkinci planda da 2 milyon ve üstüne doğru devam edeceğiz. İşletmemiz yaklaşık olarak 100 dönüm üzerine, fakat bu kapasite artışları, düşündüğümüz kapasite artışları birlikte 120, 130, 140 gibi büyüyecek. Tavuklarımızı biz civcivken yarkhanelerimiz alıyoruz. Yarkhaneye aldığımız zaman o sürülerin veya o tavuk cinslerinin, civcivlerin kitapçık değerlerine uygun şekilde yemlemesini, ışık saatlerini, aşıların her şeyine dikkat ederek, aldıkları ağırlıklara dikkat ederek belli bir seviyeye getirip daha sonrasında kümeslerimize taşıyoruz. Kümeslerimize taşıdığımız zaman da her bir sürünün bütün parametrelerini, girdilerini, çıktılarını, verim değerlerini, ağırlıklarını, bütün analizlerini yaparak onlara uygun yemleri seçerek beslemeye devam ediyoruz. Bunun sonucunda da yumurtalarımızda beklediğimiz verim değerlerine rahatlıkla ulaşıyoruz. İşletmemizin satış kanalları daha çok yurt içinde zincir mağazalar veriyoruz düzenli olarak. Yurt dışında da ihracat, Irak, Katar gönderdiğimiz yerler. Satışta şu an için bu çerçevede dönüyor. Peki bölgenizde bu işletmeyle ilgili karşılaşmış olduğunuz sıkıntılar var mı? Varsa çözüm için nasıl bir yol izliyorsunuz? Tabii şimdi sizin de gördüğünüz gibi işletmemiz Mersin lokasyon, Mersin il içerisinde. Fakat Mersin'den bağımsız Toroslar'da 1300 rakımda bulunuyor. Bu rakımda bulunmasının güzel yanları olduğu gibi zor durumlar da beraberinde getirebiliyor. Kış aylarında özellikle şu gördüğünüz lokasyonda aşağı doğru inerken bir 10 kilometre civarında çap çizersek burada yoğun bir kar yağışı oluyor. Yoğun kar yağışı olduğu noktada burada tabii yumurta araçlarının gelişi gidişi, yem araçlarının gelişi gidişi bizim için büyük problem yaratıyor. Kaldı ki 2016 yılının Aralık ayında bu çevrede burada yaklaşık son 20 yılda görünmeyen bir yağış olmuş. Bu yağış bizim hem yatırımımızı da etkilemiş olumsuz anlamda, hem de o süreç içerisinde bir takım hayati risklerle karşı karşıya kalmışız. Bunları açarsak bizim tavuklarımız tabii ki yemle besleniyorlar. Yem araçlarının geliş gidişi bu süreç içerisinde çok yoğun kar yağışı sebebiyle geliş gidişinde zorlandığımız için yemleri yetiştirme veya buradan çıkan araçların, boş gelen araç, dolu çıkan yumurtatıların gitmesiyle ilgili sürekli bir sıkıntı halinde olduk. Tabii ki devlet kanalları bunun için elinden gelen şeyleri seferber etmişler ama yağışın çok yoğun olduğu noktada bazen haberlerde de izlediğimiz gibi, birçok yerde olduğu gibi zor durumla baş başa kalabiliyorsunuz. Ne kadar önlem alırsanız alın çözülemiyor. İşletmeniz içinde sizin de tuhafınıza gitmiştir, belki gelirken de görmüşsünüzdür. Kar direkleri var. Bu kar direkleri normalde Mersin'de çok rastlanan, işletmenin içerisinde çok rastlanan bir durum değildir. Fakat bizim işletmenizde karın bu daha önce 2016'da yaşadığımız ve süreç içerisinde her sene buraya kar yağıyor ama karın yağma miktarı yarım metre, bir metre, bir buçuk metre arttığı noktada bizim işletmenin içerisindeki yollar ve diğer şeyler kaybolabiliyor. Bunlar için kar direkleri diktirdik. Yani hem Mersin'deyiz ama hem de İç Anadolu'daki veya daha yüksek yerlerdeki gibi karla zaman zaman mücadeleyle zorlanabiliyoruz. Bizim ilk planda zorlandığımız husus bu. Aralık ve Ocak aylarında biraz bizi zorluyor açıkçası. Bunun için de çözüm uygulamaları da yapmışsınız zaten. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak eklemek istediğim şey şudur. Şimdi bizim işletmemiz, gördüğünüz çevrede insan çok fazla yok. Yakınlarda işte Aslanköy var, Değnek Tırtar var, aşağıda Hangedi var, Kızılbağ var. Bu çevreye bir nevi buradaki yatırımın 1300 rakımında yapılmış yatırımın burada çalışanlar bir nevi faydalanıyor. Şu an için bünyemizde yaklaşık olarak bu çevreden 60 kişi gibi kişi çalışıyor. Bizim hedefimiz ise bu yatırımları tamamlayarak bunun 60 üzerinde 70, 80, 90, 100 civarına çıkmasıdır. Hem vatana millete, hem de şu ekonomik krizin olduğu şu süreçte hem vatana millete bir şey,
moral olsun, etkisi olsun, olumlu anda etkisi olsun, yatırımımız devam ederek. Hem de burada çalışan insanların bu çevrede çalışma, iş bulma imkanları zor olduğu için onlara da bir çalışabilecekleri, kendileri evlerinde gibi hissedecekleri bir ortam sağlayalım. Ve çalıştıkları yerden memnun olacakları, mutlu olacakları bir işletme olarak devam edelim görüşündeyiz. Bunlar için de biz gördüğünüz çevre şartlarında ağaçlar, doğa, çok güzel bir konumdayız. Bu çevreyi de kendi yaptığımız işletmenin getirdiği yan şeylerle kirletmek istemiyoruz. Bu sebepten buraya büyük bir yatırım tamamlamak üzereyiz. Bir organik gübre tesisi şu an inşai anlamda tamamladık. İç ekipmanları da Allah nasip ederse bu ayın ortasında veya sonu gibi gelecek. Bu bize ne sağlayacak? Bu kadar ülkeye katma değeri olan yumurta anlamında 1 milyondan 2 milyona, 2,5-3 milyona çıkma noktasında yatırımları devam eden işletmenin yan ürünlerini de yine bu coğrafyada özellikle aşağı indiğimiz zaman Çukurova çevresinde organik gübre üreterek buradaki tarıma da katkısı olsun, bolluk bereket olsun anlamında faydası olacağını düşünüyoruz. Yani her yönden hem çevreye hem çevredeki tarıma, hayvancılığında tarıma, çevredeki insanlara her yönden katkısı olan bir işletme olarak, misyon olarak bunu edindik. Bunu da böyle devam etmek gayemiz, amacımız. Efendim, bir programın sonuna daha geldik. Haftaya başka bir ilin, başka bir şehrin bereketli topraklarında görüşünceye dek hoşça kalın.